Biz bu yola dün çıkardık. Tam 10 yıldır çok koştuk. Olan firmalarımızla başlıyoruz. İnovasyon stratejisi. Rakamlara baktığımızda nereden nereye geldiğimizi görebiliyoruz. Biliyorsunuz İnovalig 2014 yılında 460 başvuruyla başlamıştı. Her sene bir önceki yıldan daha fazla teveccüh oldu. Geçen yıl ilk kez 2000 sınırının aşılmasını sevinçle yaşadık. Bu yıl ise 67 farklı ilden 2302 firma başvuru yapmış durumda. Firmalarımızda inovasyon ve inovasyona dayalı ihracat bilinci her yıl bir önceki yıla kıyasla daha fazla yaygınlaşıyor, güçleniyor. Mesela geçen senenin inovasyon şampiyonu 30 firmamız 2023 yılında toplamda 6,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Birazdan ödüllerini takdim edeceklerimizle birlikte bugüne kadar 24 farklı firmaya 124 farklı firmaya ödül vermiş olacağız. İnşallah gelecek yıl 2500 başvuruyu geçeceğimize inanıyorum. Burada şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Türkiye ekonomisinin akıncıları olarak gördüğümüz ihracatçılarımızı her zaman destekledik, yanlarında olduk. Sizlerin alın teri, yürek teri olan Türk malı damgalı ürünleri dünyanın dört bir ucuna taşımak için sizlerle omuz omuza çalıştık, beraberce ter döktük. Zorluklarla karşılaşsak da, önümüze engeller çıksa da, bunları aşmak için sabırla, azimle, sarsılmaz bir inançla hep birlikte mücadele ettik. İhracatımızı nasıl daha fazla arttırabiliriz sorusunun peşinde tam 22 yıldır kıta kıta, ülke ülke sizlerle beraber dolaştık. Son 22 yılda dolar bazında ülkemiz ekonomisi hacim olarak yaklaşık 5 kat büyüme sergiledi. Kişi başına gelirimiz 3600 dolardan geçen sene sonu itibarıyla 13243 dolara çıktı. Bu yılın rakamları henüz çıkmış değil, ancak orta vadeli programımızda bu yıl sonu itibarıyla yine çok ciddi bir büyüklüğe ulaşacağız. 1.3 trilyon doları aşan bir milli gelir, 15 bin dolar kişi başı geliri aşan bir
yine kişi başı gelir bekliyoruz. Türkiye olarak bu seviyeleri gördük çok şükür. Türkiye ekonomisi yıllar içerisinde hedeflerine tek tek ulaşırken Türkiye'nin uluslararası çevrelerdeki görünümü ve algısı da olumlu yönde değişti. Son 22 yılda ihracatımız 36 milyar dolardan bu yılın Eylül ayı itibarıyla yaklaşık 262 milyar dolara ulaştı. Değerli arkadaşlar, bugün bölgemizde yaşanan gelişmeleri hep birlikte görüyoruz. Uluslararası kurumlara güven çok çok zayıflamış durumda. Uluslararası hukuka güven, ahlaki değerlere güven çok çok zayıflamış durumda. Birçok kavramın içi boşalmış durumda. Gazze'de yaşanan hadiseler bize şunu açık ve net gösteriyor. Kendi ayaklarımız üzerinde çok güçlü bir şekilde durmak durumundayız. Başkalarının merhametine, başkalarının güzel söylemlerine aldanarak yolumuza devam edemeyiz. Meclisimize de bir paket teklif edilmiş durumda. Özellikle savunma sanayi fonuna destek amaçlı bir paket. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek. Bu son pakette ortaya konan tüm unsurlar savunma sanayini güçlendirmeye dönük olarak bu alandaki çalışmalarımıza tahsis edilecek. Çelik kubbe projemizden diğer kritik teknolojilere kadar bu alandaki varlığımızı daha da güçlendireceğiz. Bölgemizde yaşananlar son 20 yılda bu alanda yaptıklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar doğru kararlar verildiğini göstermektedir. Hedefimiz ülkemizi hem bölgesel hem de küresel çapta pek çok startuplara, unicornlara, hatta decacornlara ev sahipliği yapan, ileri teknolojiler üreten inovatif firmalar açısından bir cazibe merkezi haline getirmektir. Ticaret Bakanlığımız olarak bu bilinçle ülkemizin teknolojik dönüşümünü sağlayacak ve ihracat kapasitesini arttıracak çalışmaları uygulamaya koymaktayız. Malumları olduğu üzere son 22 yılda mal ve hizmetler ihracatımızı 7,5 katı arttırmış bulunuyoruz. Eylül ayı itibariyle de son 12 aylık yıllıklandırılmış mal ihracatımızı 261,6 milyar dolara, hizmetler ihracatımızı da yıllık 111 milyar doların üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Ağustos ayı itibariyle açıklanan ödemeler dengesi ve cari işlemler rakamlarına baktığımızda ilk 8 ay itibariyle cari işlemler açığımız 9,7 milyar dolar seviyesine hızlı bir gerileme kaydetmiştir. Ağustos ayında da 61 ayın en yüksek aylık cari işlemler fazlası olan 4,3 milyar dolarlık cari işlemler fazlası verdik. Böylece son 3 aydır üst üste cari işlemler fazlası vermeyi başarmış bulunuyoruz. Bizim varmak istediğimiz hedefler, aşmak istediğimiz ufuklar var. Ve bu yüzden 150 bin ihracatçımızda diyoruz ki Türkiye ilk 10 inovatif ülke arasında yer almalıdır. Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomi arasında yer almalıdır. Türkiye ilk 10 ihracatçı ülke arasında yer almalıdır. Her başarıda bu büyük hedeflerin bir adım daha yaklaşıyoruz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle Küresel İnovasyon Ligi'nde adım adım yükseliyor. 12 yıl önce 74. iken bu yıl 37. sıraya yükseldik. Bugün bu inovasyon yolculuğun tam ortasındayız. Genç beyinlerimiz de inovasyon geliştiriyor. Milli teknoloji hamlesiyle her alanda yeniliklere imza atıyoruz. Bu gelişimi rakamlarda da net bir şekilde görüyoruz. Yüksek teknolojili ürün ihracatımızı 10 yılda
iki katına çıkarttık. Orta, yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında 100 milyar dolara yaklaştık. Tüm bu başarılara rağmen hala kat edecek yolumuz olduğunu biliyoruz.